Arkadaşlar da sat. Kıymetli Balıkesirli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti Genel Merkezimiz tarafından planlanan ve il başkanlığımız tarafından organize edilen şehir buluşmaları kapsamında Türk Denizciliğinin ilk vatanı Leventler Diyarı Balıkesir'deyiz. Ve bu hizmet ve eserleri gören aziz milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletine olan güvenini gösterdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyerek Cumhur İttifakı'nı seçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönem daha başladı. Ve şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim Türkiye'nin istikbaline yön verecektir. 2003 yılında hızlı internet kullanıcısı yok iken bugün yaklaşık 1.335.000 üstünde hızlı internet kullanıcısı aboneye hizmet etmekteyiz. Balıkesir AK Parti ile çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldi. Bu istikrarın devamı için önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden AK Parti ile yola devam edecektir inşallah. İstikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam diyecektir. Hayata geçirdiğimiz her projeyle Balıkesir'in artık sadece adında esir kalacak, kendisi kıtalara, okyanuslara ulaşacaktır. Her yatırımımız Balıkesir'in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Buna canı gönülden inanıyorum. 21 yıldır ülkemize çağ atlatan AK Parti hükümetleri Türkiye yüzyılında da bu kutlu yolculuğun hızını artırarak devam ettirecektir. Bu yolculukta teşkilatımız ve halkımız ile bir araya geldiğimiz şehir buluşmaları birlikte beraberliğimiz daha da perçinleşecek olup çok büyük önem taşıyacak hizmetlere imza atacağız beraber inşallah. Çünkü bir siyasi partinin il ve ilçelerdeki teşkilatları vücudumuzun temiz kan taşıyan kılcal damarları gibidir. Genel merkezde üretilen fikirleri toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşıyoruz. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştırmazsanız o bölgenin gerçeklerini öğrenmeleri de mümkün değildir. Çok daha iyi örgütlenecek, hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum.